2022 yılının UNESCO ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Süleyman Çelebi yılı ilan edilmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Süleyman Çelebi'yi anma ve mevlit geleneği etkinliğini hayata geçirdi. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osman Gazi Salonu'nda düzenlendi etkinlik. Süleyman Çelebi'yi anma ve mevlit geleneği etkinliklerinde dünyada bir ilk gerçekleşti. Programda 8 farklı dilde Türkçe, Arapça, Boşnakça, Kazakça, Çerkezce, Kürtçe, Gürcüce, Arnavutça mevlitler okundu. Bursa Valisi Yakup Can Bolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Profesör Doktor Muzaffer Şeker, TÜKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, rektörlerle yerli ve yabancı akademisyenler katıldı programa. Bursa'mızın manevi değerleri çok fazla. Her bir köşede bir isme rastlamak mümkün ve onun en özellerinden bir tanesi Süleyman Çelebi. Türkçe'nin camilere girişine, ibadethanelere girişine vesiledir mevlit aynı zamanda. Bu manada bizim bu. İnşallah Süleyman Çelebi'nin Bursalılar tarafından, Bursa'daki hemşehrilerimiz tarafından daha fazla bellenmesi ve tabii ki mevlidin tüm toplumlarla daha fazla paylaşılması adına inşallah bu mekanda, bu yapılan çalışmalarda bir vesile olacak.